Merhaba arkadaşlar. Bu derste random modülünü ele alacağız. Python içinde standart olarak gelen random modülü bize rastgele sayı üretmeyi sağlar. Python 1.4 ve üzeri Python sürümlerinde bu random modülü Python üzerinde zaten yüklü olarak geliyor. Bizim haricen bir şey yapmamıza gerek yok. Öncelikle Python modülünü projemize import etmek için import random diyoruz. Ve random modülünü artık kod satırlarında kullanabiliriz. İlk başta bu modülün random fonksiyonunu göreceğiz. Yani random modülünün random fonksiyonunu kullanacağız. Random modülünün random fonksiyonu. Ben bunu bir değişkene eşitliyorum. Bu fonksiyon bize bakalım ne yapıyor? Evet, sağ tıklayıp çalıştırıyorum. Bu fonksiyon arkadaşlar random fonksiyonu. Bakın burası modül, burası fonksiyon. Bu fonksiyon bize 0 ile 1 arasında float değer yani bir ondalıklı sayı üretiyor. 0 ile 1 arasında. Bir diğer fonksiyonumuz uniform. Uniform ise az önce random fonksiyonu 0 ile 1 arasındaydı. O parametre girmiyorduk. Buraya parametre girmemiz lazım. Minimum ve maksimum değerleri girmemiz lazım. İki sayı arasında örneğin 1 ile 100 yazdım. 1 ile 100 arasında rastgele float değer gene ondalıklı değer bize üretiyor. Rastgele bir değer üretiyor. Hemen deniyorum. Bunu üretti. Bir daha deniyorum. Bu sefer bunu bu sayı 51.6611 diye gidiyor. Ben bu aralığı istersen kısabilirim. 66 ile 100 arasında yapabilirim. İstersem de 99 ile 100 arasında bir float değer üretebilirim. Bakın her seferinde değişiyor. Uniform fonksiyonu bu şekilde. En sık kullanılan fonksiyona geldik sırada. Randint. Randint ise hemen yazıyorum. Randint. Adından da anlaşılacağı gibi integer bir değer üretiyor bize. Buraya yazdığımız minimum ve maksimum değerler arasında bize tam sayı yani integer tam sayı değer üretiyor. Evet. 1 ile 100 arasında 84 üretti. 50 üretti. Rastgele değerler arkadaşlar. Yine burayı kısabiliriz. Mesela 5 yazarız. 1 ile 5 arasında rastgele değer üretiyor. Randint fonksiyonundan başka bir de rand range var. Buna çok benziyor ama ufak bir farklılık var orada. Rand range ise yine 1 ile 100 arasında örnek verelim. 1 ile 100 arasında ama 100 dahil değil. Bakın 100 dahil değil. Aynı randint gibi bize tam sayılar üretiyor. Yalnız randint'ten farkı şuraya randint'i de yazayım. Bunu da B diyeyim arkadaşlar. B değişken olsun bu da. Bu bizim randint fonksiyonumuz olsun. Evet. Bu randint'te 1 ile 100 arası 100 dahil. Bu da 100 dahil değil. Rand range'in randint'ten farkı buraya bir üçüncü parametre veriyor olabilmemiz. Şimdi bu üçüncü parametre ne yapıyor? 1 ile 100 arasında mesela 2 koydum buraya. 2 koydum. 2 ile bölümünden 1 kalanı verenleri listeliyor. Yani 2 koyarsak tek sayılar, kısaca tek sayıları seçer. Rastgele sayı üretir ama tek sayıları üretir. 2 verdik mi tek sayıları üretir. Bakın 47 üretti. Şu birinci değer. Şunu silelim isterseniz. Çalıştırıyorum. 81 üretti. 1 üretti. Buraya yazdığımız sayı 2 ile bölünüyor ve 1 kalanını verecek.
Mesela 8 yazdık. 8 ile bölünüp bir karanlığı veren sayılar üretiyor. Evet, 41. 8'e bölündüğü zaman 5 kere var. 40. Bakın bir karanlığı veriyor. Bir daha çalıştırıyorum. 65. 8 kere 8 64. Bakın bir karanlığı veriyor. Örneğin 5 yazdım. Evet, 76 verdi. Yani 76'nın 5 ile bölümünden kalan 1'dir. O şekilde bunun üçüncü bir parametresi de mevcut. Şimdi hemen bir diğer fonksiyonuna geçeyim. Random modülünün bir diğer fonksiyonu ise sample fonksiyonu. Evet, bu sample fonksiyonunda bakın parametreler açıkta population var. Yani bir liste lazım bunun için. Bunun için bir liste lazım. Listede bir listede istediğimiz kadar sayı, istediğimiz sayıda değer çekebiliyorum. Hemen başka tarafa bir liste yaratayım arkadaşlar. Bir liste oluşturayım. Liste eşittir. Evet. Listenin elemanları bunlar. B eşittir random. Random modülünün sample fonksiyonunu açıyorum, parametre olarak listeyi veriyorum. Öncelikle listeyi söylüyorum. Popülasyon olarak yani listelerini veriyorum. Ve buraya yazdığım kadar 3 yazdım ben buraya. Buraya yazdığım kadar eleman sayısını buradan rastgele bulacak ve bana verecek. Evet. Liste listesinden 3 elemanı aldı. Rastgele aldı tabii bunları ve bana verdi. Bakın tekrar çalıştırdım. Bu sefer bunları aldı. Tekrar çalıştırdım. Bu sefer bunları aldı. İstersek buraya bir yazarsak bir tane eleman seçer. Yani listeden rastgele bir tane eleman seçmeye random'ın sample fonksiyonu birebirdir. Bu fonksiyon burada işe yarar. Bir diğer fonksiyona geçiyorum. Shuffle fonksiyonu. Yine listemiz bu olsun. Shuffle fonksiyonu da listeyle alakalı bir fonksiyon. Random shuffle dediğimiz zaman yine liste belirtiyoruz ve bu listedeki elemanları karıştırıyor. Yani sırasını rastgele ayarlıyor. Evet, none değeri döndü. Bakın buraya tıklıyorum. Burada listeyi yazarken evet arkadaşlar, burada yaptığımız hata, ben B değişkenine attım bunu. Gerek yok buna. Bu liste ismindeki listeyi karıştırdım. Sonra buraya listeyi yazdırmak yeterli oluyor. Print ile listeyi yazdıracağız. Bu şekilde. Bakın listeyi tekrar karıştırıyor. Bir daha yaptım. Karıştırdı. Rastgele listeyi karıştırıyor. Yine son fonksiyonumuz ise choice. Listenin içinden rastgele bir eleman seçmek için kullanıyoruz. Buna değişken veriyoruz arkadaşlar. A eşittir random'ın choice ve listenin ismi. Burada A'yı yazdırırsak listenin içinden rastgele bir eleman seçiyor. Bakın mesela 4 seçti. Evet, 66'yı seçti. Listenin içinden rastgele bir eleman seçmek için de bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bu derste Python'da random modüller aldık. Random modülü tekrar belirtmek gerekirse Python'ın içinde gelen standart modüllerden birisi. Python'ın dosya konumunu açarsanız arkadaşlar, lib klasörü içinde bakın random.py'yi görüyorsunuz. Modül zaten burada mevcut. Bu modül sayesinde random'a projelerimize import edip bu random modülündeki fonksiyonları kullanabiliyoruz.
Random modunda random fonksiyonu, uniform fonksiyonu, round length, round range, sample, shuffle ve choice fonksiyonlarını gördük. Bunları detaylı bir şekilde btöğrenme.com'da bir yazıda ders atacağım, ders olarak paylaşacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.